Lan benim çalmıyor ya. Lan senden geliyor telefonu size. Bu oyunun çıkış tarihinden sisteminden bütün yeni mekaniklere, fizik motoruna, haritalara, kasalara, bıçaklara kadar her şeyden bahsediyorum. TFT'de komp nasıl dizilir? Mesela oyun 13 saat oynanıyor, o kadar uzun sürmeyecek. 2 hafta bir araştırma yaptım. Hap gibi size bütün bilgileri vereceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Bir like'ınızı alırım. Haydi başlayalım. 1. Counter Strike'ın en önemli eşyası C4 bombasına 3 farklı animasyon geldi. Bir tanesinde böyle çeviriyor. Bir tanesinde elinde 360 çeviriyor. Birinde şöyle bir bakıyor. Yani böyle bir C4 bombasını elinde böyle çevirmek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama animasyonlar çok hoş. Bir de sevgili arkadaşlar, Zeus'a skin gelecek demiştik. Kesinleşti. Bence kesin C4'e de skin gelecek. Dolayısıyla takım içinde rekabetçi oynarken de oyuncular hani bombayı yere atarlardı, base'de kalırdı ya bazen. O C4'ü taşımak havalı bir şey olacağı için herkes bombayı taşıyıp görevleri yapmaya çalışacak. 2. Oyunun kodlarını incelediğimizde MP max round'un 24 olduğunu görüyoruz. Yani maksimum 12-12 berabere kalıyorsunuz. 13 round'u aldığınızda da o oyunu kazanıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Vallahi yani session time dediğimiz oturum süresi çok kısalıyor. Uzun sürüyordu ya counter. 1 saat sürüyordu, 45 dakika sürüyordu. Artık yarım saat sürüyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki Valorant'tan Arak. Ama çok güzel bir geliştirme. Kim için? Public oyuncular için. Espor'da dezavantaj ama normal i̇yiyormuş, oyuncular için iyiyormuş. Güzel bir gelişme. Yine oyunun kodlarına baktığımızda rekabetçi oyunlarda 4 kişi maç aratamadığımızı görüyoruz. Ya bu şu anlama geliyor aslında. Mesela ben, Berk, Alp, Diren, dördümüz giremiyoruz. Niye 4 kişi girersek? İşte Evrim gibi bir tane hıyar gelirse mesela o oyunu kötü oynayacağı için onu kilitliyoruz ve oyun deneyimi düşüyor adamın. Yok! Beraber video çekmenin dezavantajı ama hakiki bir hikaye. Oyuncular mağdur olmasın diye 4 kişi sokmuyorlar oyuna. İşte 3 artı 2, 5 gibi ilerliyor. CS'de zaten 4 kişi girilmiyor muydu ya? Girilmiyordu, yasaktı. Girmiyor. Zaten ekibi almamıza sebep CS5 aramamıza. 8 şu anda. Bir güncelleme daha geldi sevgili arkadaşlar. Son dakika çok heyecanlandığımız. Kapalı betadaki denenen tek tek denenen bütün haritaların hepsini havuza eklediler. Rekabetçi oynama şu anda kapalı. Bu da şu anlama geliyor. Ya oyunun çıkması inanılmaz yakın. Pat diye rekabetçi modla beraber açacaklar. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğim zaten. 3. Oynanış ben sanmıyorum hala. Ben hala söylüyorum bak buradan rezalım. Bu oyun çıktığında beta olarak çıkacak. Herkese açık oyun beta yapılacak. Balon olacak. Ben hala savunuyorum. Bak herkese açık beta yapılacak. Bence şey olmayacak yani söyleyeyim. Güncellemelerden bir tanesi arkadaşlar. Direkt yani çıkıp hadi oynayabilirim olmayacak. Ve burada deniz yapısının dokusunun ne kadar güzel olduğunu görebiliyoruz. Sorski motoru zaten çok güzel. Beni çok heyecanlandıran yeni bir rütbe sistemi geliyor. Eskiden bildiğiniz gibi Silver'dan Global'e kadar böyle kast sistemi gibi 10 yıllık bir çakılı rütbe sistemi vardı. Artık sevgili arkadaşlar dünya çapında bölgeler arası, ülkesel, arkadaşlar arası 4 farklı yeni rütbe sıralaması var. Yani kendi Steam listeniz arasında en iyi counter oyuncusu kim onu görebileceksiniz. Tabii bu rekabetçi ek olarak çok iyi olay sisteminde geliyor. Bu sistemlerin de kendi içinde 0'dan 35'e kadar puanlama sistemi mevcut. Aynı kasadan çıkan itemler gibi rengarenk bir şekilde işte 0'dan 35'e kadar ne kadar değerli. Bu çok iyi olay ya. Öyle bir ranka sahip olacaksınız. Renklerden de gördüğünüz gibi aşırı boktan oynuyorsanız gri renktesiniz. Çok efsane böyle eğiminiz güzel hani eski günlerdeki gibi oynuyorsanız legendary olan sarı rengine sahipsiniz. Ve bu sistem de sezon sezon oynanacak. Yani sezonlar bittikçe her şey sıfırlanacak, sil baştan bir daha başlayacak. Geliyor tam bana. Bu kadar. 5. Yeni bıçaklar. Valorant'tan çok almışlar arkadaşlar, ya. Kukri ve Twinblade. Bu sistem zaten CS Online'ın sistemi bu. arkadaşlar. Oğlum lan kanka Wolf Team bıçağı bu. Yanlış olmasın burada anlattığı şey daha yıllar önce CS Online diye bir oyun vardı. Onda olan bir şey. Aslında Valve'ın kendi bulup sonra kullanmadığı bir makaraydı. Oğlum çok güzel parlamıyor. Ya buna Kukri ve Twinblade. Demek ki bu Valorant doğru yolda yani o zaman. İki tane bıçak geldi oyuna. Oğlum çok güzel aynen parlamıyor mu ya şu an? Face gibi kanka. Oğlum inanılmaz. İki tane çok güzel bıçak var burada gördüğünüz gibi. Yani yorumlara bekliyorum arkadaşlar değerlendirmek. Oğlum bunlar görmek istiyorsunuz. Dula bıçakları lan. Bu bıçakları beğendiniz mi? Ne? Çıkarayım mı size bundan? Yani karambol valla ya. Gabe Neville yok mu arkadaşlar? Yani bunları daha önce yaptık. Bakın burada gördüğünüz gibi daha önce bir güncelleme gelmişti. Bir kasa açtık sadece bir kasa canlı yayında. İnanamıyorum. Kapatıp açıyorum arkadaşlar. Öpüyorum size. İlk kasadan. Bunlara devam edeceğiz. Bunların kralını yapacağız. Rahat olun. Haydi devam edelim. 6.
CS2 çıkarken smoke'ların değişmesi çok büyük olaydı. Şimdi smoke'lar Mart'ta böyleydi ama tekrar değişti sevgili arkadaşlar. Aa. Çok yayvandı. Aa. Artık daha evet, çok alanları büyüktü. Kapatacak şekilde böyle bildiğiniz bulut PNG gibi, yani bulut logosu gibi oldu. Dar alanlarda çok daha etkili olacak, üstü kapatacak ama çok geniş açıklıklarda da o kadar fazla kapatamayacak artık. 7. Oyunun yeni grafikleriyle artık bütün görüntüler ve fizik animasyonları çok daha gerçekçi arkadaşlar. Ya zaten oyun motorunun arkadaşlar oyun motorunun ne olduğu zaten, yani bir oyunu tuğlaları düşünün oyunun. Farklı bir tuğla üzerine yaptıkları için tamamen artık farklı hissettiriyor zaten oyun. Artık ateş ettiğimiz yerden kırılmaya başlıyor. Bu güzel. Öyle bu güzel. Camların hepsi yere düşüyor. Bu arada yani hani şey demeyin. Bak şunu yanlış anlamayın. Ya oturup buna mı uğraşmışlar demeyin. Bu uğraşmıyorlar dediğim gibi. Bu oyun motorunun içinde olan bir şey. Zaten bu oyun motoruyla yapılmış oyunlar var. Dota 2 mesela. Dota 2 bu Sorski motorunda. Anladın mı? Bunlara oturup uğraşmamışlar. Bu motorun devri, içinde olan yani şeyler. Nereye ateş edersen orası devriliyor. Farklı paternler var. Siz de deneyeceksiniz zaten çok yakın zamanda. 8. Oyuna evcil hayvanlar geliyor. Yani artık mesela lobide görüntü olarak işte omzunuzda bir kartal durabilecek, yanınızda bir kedi durabilecek. Te bunların hiçbir mesleği bilgi değil. Hepsi arkadaşlar oyun kurallarında bir kedi durabilecek. Yani artık mesela lobide görüntü olarak işte omzunuzda bir kartal durabilecek, yanınızda bir kedi durabilecek. Lütfen böyle bir şey olmasın. Ve bunların hiçbiri resmi bilgi değil. Hepsi ya? Arkadaşlar oyun kodlarındaki dosyalardan alınan sızıntılar. Yazılımcılar hackliyor, bakıyor, ediyor. Biz de araştırıyoruz, buluyoruz, size anlatıyoruz. Ama tabii oyun içine olmasın koydularsa, bugün değilse yarın bunların gerçekleşeceği anlamına geliyor. Böyle lobide kedilerimiz olacak. Yani bence oyun içinde yanımızda bir kedi gezmeyecek ama görüntü olarak böyle aksesuarlarımız da olacak. Sonuçta bıçaktan çok para kazanıyorlar. Bir de pet kasaları çıkacak yani. 9. Yine oyun oynamayı çok eğlenceli kılacak şeylerden bir tanesi dans animasyonları arkadaşlar. Mesela Diggle'la teki koydun herifin kafasına bir mermide. Bu da çok saçma kanka ya. İyiymiş lan bu. Dans animasyonu var orada. Ben saçma abi. Abi çok var ya. CS'yi çok kötü yapıyorlar ben bilmiyorum. PUBG'deki gibi yapmışlar. Abi. Lan Diren abi ne olmuş? Yani tutamadım kendimi. Ne olmuş? Ameliyat oldu ya abi. Aaa ne kadar kilo vermiş. Deli gibi kilo vermiş. Ya nasıl? Ne ameliyat oldu? Mide ameliyatı işte. Kelepçe falan nasıl mı? Nasıl lan ben de unuttum. Bilmiyordum nasıl? Hiçbir şey yapmadım. Bu. Bir sürü dans animasyonu figür taunt olacak oyunda. 10. Aynı zamanda madalya, skin ve grafiti inceleme ekranları da değişti. Oo aslında. Güzel olmuş, güzel olmuş. Yani CS2'de hakikaten görsellerin ne kadar gerçekçi ve güzel olabildiğini görebiliyoruz. Arka planında rengini alıyor aynı zamanda. 11. Eskiden oyunda tek tip rehine modeli varken artık 4 farklı HD model var. Ya bence çok güzel gözüküyor. Böyle kaliteli yapmışlar. Bakalım o rehinelere ne işkenceler yapacak oyuncular, göreceğiz zamanla. 12. Anti ile sisteminde mükemmel değişiklikler oldu sevgili arkadaşlar. Oyununuzu zehir eden bu çocukları artık mesela 10 kişi vurduktan sonra ban yemeyecek mi? Abi ayıp oluyor. Bir tane headshot attıktan sonra tak diye sistem tarafından banlanacak. Oh olsun onlara. Çok iyi olmuş. Oh olsun derim sana. Olsunlar. 13. CS2'nin kapalı betası 21 Mart'ta çıktığı tarihten beri şu ana kadar Dust 2, Mirage, Nuke, Office, Overpass, Vertigo, Anubis, Ancient ve İtalya haritaları geldi. Aktif harita... İtalya geri geldi lan. Uzundan da Train ve Inferno kaldı bir tek. Yani 11 tane ama haritanın 9'u geldi arkadaşlar. Oyunun çıkmasına ne kadar az zaman kaldığına göstergelerden bir tanesidir benim gözümde. Yani 9 böyle 11 şu an loading ekranında CS2 benim için. 14. Bu arada bahsettiğimiz premier sezonlarında haritalara mevsimlerin geleceğini düşünüyorum ben. Yani kış, sonbahar, ilkbahar, yaz gibi. Karlı harita tasarımları oyuna yüklendi bile. Mesela Cobblestone'da karlı bir harita... Ne? Dosyası var. Şu an izlediğinizde Nuke'ün karlı var. Oh, ne güzel bir resmi değil ama bence o da gelsin. Bunun... Hayır rekabetçi bence gelmez yani. Bence bence rekabetçi ama... değil ya bu şeye gelir. Evet oğlum bu şey göz yorar ama. Basit eğlence. Deneyim olmaz mısın? Aynen basit eğlence olur. Su mekaniklerinde de inanılmaz büyük güzelleştirmeler var. Zaten harika yapmışlardı ama iyice geliştirmişler. Yani aslında şunu gösteriyor bana. O çok gerçekçi lan bu. Şu anki hali arasında bile dağlar kadar fark var. Ben de mi yani gerçekte bomba mı attın nabza? Suya bombayı attığınızda cıp sesi geliyor bomba inerken. Suyu bayağı geliştirmişler. Mesela sırtımız ıslandı suya girdik. İşte burada gördüğünüz gibi oyun içinde zamanla sırtımız bile kuruyor. Yani zaman kavramı koymuşlar modellerin üzerine aslında. Yine 2 saat önce gelen güncellemeden bilgiyi geçeyim size.
C4 arkadaşlar suyun üzerinde yüzüyor artık. Suyun altına batmasını engellemişler mesela. Sulu bir haritada C4. Çok iyi ya. Arkadaşınıza gidiyor. Saçma değil mi? Hayır. Oradan C4'ü alabileceksiniz. Sikiyim gerçekçiliği ya. İşte gerçekçilik daha iyi ya bence. Hayır oğlum kayboluyordu salak saçma. Şeyler aslında baktığınız zaman. Tabii yanlarından bahsetmek lazım. Yani suyun hiçbir oyunda olmadığı kadar böyle bu kadar gerçekçi yapılması biraz FPS'i düşürüyor. CS2 çıktığında da yarısı kadar FPS veriyordu CS2. Sikti. Ananı. Abim FPS videosu yapan ama bir tane. Arkadaşlar gerçekçi 183 biraz FPS suya bakınca. Da... Yaray söyleyeyim mi? CS2'nin. Sonra bir güncellemeyle birebir aynısı yapmışlardı. Şu an CS2 gene az FPS veriyor su olan haritalarda. Ama bu da tabii ki düzelecek. İnşallah düzelir. Kesin düzelir. Evet. Sular İnşallah düzelir. O kaç para veriyoruz abi düzelsin. Oğlum açın izleyin düşerse de videomuz var beyler. Arttırırız yani ama kesin düzelecek. Onun 2023 versiyonu. CS2'de arayüzlerin tahminen bu şekilde gözükeceği bekleniyor. Geçmiş maçlar, kontrat, atölye haritaları ve... Bekleniyor ne abi? Yani istatistiklerinizin ekranı. Bunun yanında harita havuzunda tahminen böyle gözükecek. Ek olarak artık bir oyuncuya veya kendi üstünüze tıkladığınızda seçenekler artık böyle gözüküyor. Eskiden sağda duruyordu. Artık bunu da alt tarafa çekmişler. Ayrıca oyun başlangıcındaki takım animasyonu da çok değişti ve bence çok hoş olmuş. O güzel. 17. Round aralarındaki MVP bannerları yani işte Most Valuable Player en değerli oyuncu bannerları da değişti arkadaşlar. Mesela işte 4 adam vurduğu için Berk ya da hiç kimseyi vurmayıp saklanıp bomba kurduğu için Alp gibi farklı animasyonlarda bir sürü görsel gelecek. 18. Saat 5.20 oldu bu arada. Star Trek ile ilgili yeni bir güncelleme var arkadaşlar. Bu videolar gerçekten çok uzun zaman alıyor. Yani ne bileyim dayakmaya katın hoşunuza gidiyorsa. Şimdi Star Trek'lerle alakalı sıfırları kaldırmışlardı. Daha güzel gözüküyordu bence görsel olarak. Tekrardan sıfırları eklemişler. Çünkü yatay bir boşluk var ya aradaki. Onu doldurmak istemişler. Bomboş kalmıştı. Bence gereksiz olmuş. Ama böyle yapmışlar. Okey bence ya. Güzel böyle daha iyi. Sıfır bence sıfır. Bence nasıl öldürdüğünüz bence de sıfır sıfır olması. Beş farklı geldi. Yani yakarak, işte bombayla, normal vurarak, bıçakla ya da headshot atarak. Bu çok iyi olay bence ya. Bence 6'nın ilk kartı da Zeus olacak. Bu insanların yani? Bazıları beğenmemiş. Adam vurdukça şu aşağıda şöyle birikiyor. Böyle evet. Çok tatlı bir yani vibe'ı var. Ben çok beğendim. Headshot'ın animasyonu böyle ortada alnında üçüncü bir delik açılıyor. Adam vururken daha kanka, çok keyif alacağız. Kanka lütfen bana yormayın bunu. 20. Abi önemli olan yani. Bir modu var biliyorsunuz. Danger Zone adı. Yıllar önce çok büyük heyecanla çekmiştik videosunu. Oraya da bayağı fazla güncelleme geldi. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar artık havadan drop'u indiriyorsunuz. Bayağı oyunda kasa açar gibi kasa açıyorsunuz. Bu eskiden de vardı ama içinden... Bunun olması çok iyi. Bununla ilgili biz bir ton map plugin yaparız. Dandik silahlar çıkıyordu. Şimdi AWP'den M4'e Keleş'e kadar birçok silah çıkıyor. Aynı zamanda Trap Fire adında yeni bir bomba geldi. Nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Çok iyi. Yine bize content. Zamanla göreceğiz hep beraber. Gelelim en önemli konuya. Oyunun çıkış tarihi. Hepinizin deliler gibi beklediği... Abi bak en son 3 ay önce 1.5 ay var dedin. En son 3 ay önce 1.5 ay dedi bak. En son Intel Extreme Masters turnuvası olan Köln 2023'te bütün salon böyle duygu dolu bir şekilde CSGO'yu selamladı. Ya onu izlerken Allah. Benim tüylerim diken diken oldu çünkü... Ben de izledim umurumda olmadı. Ben izlemedim bile. Muhtemelen CSGO'nun son turnuvası olan 16 Ağustos'ta Gamers 8 turnuvası başladı. 20 Ağustos'ta da sonlanıyor. Yani bir garip hissediyorum bunları söylerken ama... Ya içimden geçen, çok yürekten istediğim şey şu, teorim de buydu zaten başından beri. CSGO'nun çıkış günü olan 21 Ağustos, CS2'nin de çıkış tarihi olsun istiyorum. Bundan bahsediyorum. Dünyada da bitiyor 20'sinde. Çok konuşulan teorilerden bir tanesi. Benim için çok anlamlı olacak çünkü artık bir an önce çıksın istemiyor muyum? Ben sanmıyorum. Gabe'in abim böyle şeyler yapıyor mu? Yapar. Yapar, sever. Yapar, yapar, sever. Ama ben söylüyorum arkadaşlar, bak... Çok hype'lanmayın. Bence çıksa bile beta olarak çıkacaktır. Herhangi bir rank kasma vesaire olmayacaktır. CSGO duracak mı peki? O zaman hype biter ki niye beta çıkarsın? CSGO durmaz olur. Direkt girip reko kasmaya çalışacak falan hani. Değil mi? Aslında hype biter. CS'nin hype'ı da yani. Biter abi öyle biter. Bu beta olarak çıkarsa GO açık kalacak demek bu. Inferno'yla train. Evet. Oyuna yani. Gelmedi diye. Geldi. Konsol işine girdi der. Yani beta ancak... süreci, oyunun beta süreci olacak. Ama rank falan kasılmayacak dedin. Kasma, şey PUBG ilk çıktığında da beta'daydı amına koyayım. Ya rank kasılıyor muydu? Ya PUBG'de bu ne alaka? Valo'da ilk çıktığında beta'daydı. Ama rank var mıydı? Ya şöyle sıfırlandı sonrasında. Aynısı olacak işte.
Bence olmaz ya öyle. Bir ay sonra sıfırlanacak. Niye Valo'da aynısı çıktı? CS böyle çıkınca mı saçma? Hayır, hayır. Mısın kanka? Öyle bir şey var. Ranko olur bence her türlü ya. Tamam, ranked olacak, sıfırlanacak bir ay sonra. İlk başta beta çıkacak. Oyun beta'da çıkacak bence. Bunları anlatırken de. Ya ben direkt yapayım. Olmayacak dedin ya. Oyunun kodlarında. Ya rank olmayacak dediğim o mu Teddy? Ya sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Dedi niye uzatıyorsun ya? Havuzu tamamlandı. Ama kanka gidip öyle diyor, şimdi böyle diyor. Ben ne yapayım şey abi şimdi? Ya inşallah 21 Ağustos'ta açık beta olarak hepimize çıkar. Hep aa bak, o da beta diyormuş zaten. Beraber oynarız. Açık beta'ya direkt yapıştıracaklar. Gevin abimden ben gizli bilgi aldım. İşte Eylül Aralık arası sonbahar olarak, ilkbahar olarak Mart Haziran arası sezonlara ayrılmış olarak gözüküyor. Yani burada başlaması lazım bu hikayenin, sezon sıfırlama olayının. Yani tek bir korkum var. Valve zamanı diye bir kavram var arkadaşlar. Normal Ademoğullarının, insanların alışık olduğu bir zaman kavramı değil bu. Listeden de görebileceğiniz gibi Valve'ın Half-Life ve Left 4 Dead gibi oyunları yazın çıkartacağım deyip Ekim-Kasım gibi aylarda çıkartmışlığı da var ama bunlar 1998, 2005 ve 2008 gibi yıllarda olmuş. En son 2008'de olmuş. Yani bundan sonra böyle yapmazlar diye düşünüyorum. Başka bir oyunda olmamış çünkü. İnşallah çok yakın zamanda arkadaşlar oyunumuza kavuşuruz. CS2 bildiğimiz CSGO'dan çok daha güzel, akıcı, zevkli bir oynanışa sahip. Alpler, Berkler, Direnler yayınlarını yapıyor zaten arkadaşlar. Diren ne zaman ya bana mı sardın şimdi videoda be adam? Videonun ya sonu kardeşim. Alpler Berk yapıyor yayın. Güzelmiş. Saygısız insanlar olmuşsunuz sizce.